Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Gerçekten çok kötü haberler var. Fenerbahçe maçı öncesinde, liderlik maçı öncesinde kötü haberler var. Bunları değerlendireceğiz. Sakat oyuncularımız varken bu sakatlarımıza iki oyuncu daha eklendi. Marek Hamšík'in durumu biraz can sıkıyor. En ciddi sakatlık Marek'te gözüküyor. Marek'teki sakatlığın detaylarını vereceğim sizlere. Kendi tecrübelerimi aktaracağım sizlere. Pozisyonu da gördük. Bunları değerlendireceğimiz ve milli takımımıza da en son dokunacağımız birazcık video olacak. İnşallah beğenirsiniz. Sohbet tadında gene keyifli bir video olacak. Sizlerden ricam arkadaşlar, abone olmayı unutmayalım lütfen. Yeni gelen dostlarım unutmasınlar. Bildirimlerimizi açalım. Ve beğenirseniz yerde videomuzun beğen tuşuna basarsanız daha geniş bir kitleye ulaşabilmemiz için önemli. Kanalın gelişimi için. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi sakatlardan başlayalım. Direkt Marek Hamšík'in durumundan başlayalım. Biliyorsunuz 41. dakikada Hırvatistan'a karşı oynarken bir sakatlık geçirdi oyuncu. Arka deresi çekti ve hemen oyunda işaret etti, çıktı. Şimdi bu tabii ki üstüne gitmemesinden dolayı iyi bir şey. Ama şimdi milli maç çok önemli bir kere. Milli maçta bir oyuncu son dakika, yani böyle artık oynayamayacak bir pozisyonda olduğu zaman beni değiştirin der. Marek Hamšík de bence eğer oynayabilecek bir durumda olsaydı ben devam ederdi diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde beni değiştirin diyecek bir oyuncu değil. Çünkü savaşçı ruhu olan, tecrübeli bir oyuncu ve tecrübesinden dolayı belki ben oynarsam daha büyük bir sakatlık yaşayabilirim diye düşünebilir, ama hani onu oynamaya teşebbüs ettirecek bir sakatlık değil. Bence arka deresindeki çekmenin ciddi bir çekme olduğunu düşünüyorum. Bazen bu çekmeler 3 gün 4 gün sürer arkadaşlar. Kendiliğinden kaybolur. Adele kendini gevşetir, bırakır. Masajlarla, terapilerle, işte akupunkturlarla beraber geçer. Tedavi olursun, geçer. Sabah akşam güzel bakarlar, geçer sana. Ama şöyle de bir şey var. Biliyorsunuz Marek Hamšík'e çok yük bindi. Haftalardır konuşuyoruz burada, işte en çok oynayan, en çok koşan, milli takım maçında gene en çok koşan, ilk maçında gene aynı şekilde ve oyuncu 34-35 yaşında durmadan sürekli bir Avrupa'da oynadı, ligde oynadı, milli takıma gitti, tekrar geldi, tekrar gitti. Marek Hamšík gerçekten parmak ısırtıyor diye burada hep beraber konuştuk. Tecrübelerini aktardık, ama ufak bir yırtık olursa arkadaşlar, ki MR'a girecek, ki bu şüphe, demek ki MR'a girecekse bir şüphe var Adele ile alakalı ve Perşembe günü Trabzonspor takımının açıklamasına göre Marek Hamšík Perşembe günü MR'a girecek deniliyor ve sonuç orada çıkacak. Yani ben tecrübelerime dayanarak söylüyorum, ufak bir çekme dahi olsa 3 günün 4 günün gidiyor. Ufak bir çekme dahi olsa. Eğer yırtık olursa minimum 2 haftan gidiyor. 2, 3, 4 uzuyor bunun yırtığın şiddetine göre. Biraz da yaşı var. Tabii ki Marek Hamšík'in Fenerbahçe gibi bir maçta olmaması bizim için çok büyük bir kayıp. Neredeyse bana göre, benim düşüncem, Bakasetas, Marek Hamšík, Vakayeme 3 tane oyuncudan bir tanesi olmaması bizdeki o zincirdeki halkayı bozuyor arkadaşlar. Ve bu 3 oyuncunun mutlaka hani beraber oynamasından yanayım. Bizim takımımıza, hem oyuncularımıza bir moraldir bu, hem takıma bir güvendir. Oyuncular Marek Hamšík'i sahada gördüğü zaman bir özgüven alırlar ondan. Ondan bir enerji alırlar, ama Marek Hamšík'in olmaması etkiler mi? Tabii etkileyecek, ama oyuncular sonuçta profesyonel, öyle veya böyle çıkacaklar çünkü maçın farkındalar. Hani bazı bakıyorum bazı gazetelerde, bazı röportajlarda şunları görüyorum, hani Marek Hamšík Fenerbahçe maçı var diye oyundan çıktı deniliyor. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bana sorarsanız Fenerbahçe maçından daha önemliydi onun oynamış olduğu maç. Hırvatistan'a karşı oynuyorlar, eleme maçı oynuyorlar. Puan maçı onlarınki de, gayet çok önemli. Biz Fenerbahçe maçına çıkacağız belki Trabzonspor takımı, ama telafisi var. Çok önemli bir maç. Prestij maçı şu anda. Evet. Liderlik maçı. Biz de puan farkının aşmasını istemiyoruz. Önüne geçmek istiyoruz. Evet, ama Marek Hamšík sahanın içerisinde arkadaşlar, inanın bana, maç gazozuna dahi olsa, yani antrenman maçı dahi olsa, oyuncunun aklına inanın hiçbir şey gelmiyor. Ne para geliyor, ne o geliyor, ne bu geliyor. Tamamıyla içten oynuyorsun arkadaşlar ve o anda ne stres hissediyorsun, ne bir şey hissediyorsun. Hani benim tecrübelerime göre Marek Hamšík evet biraz akıllılık yaptı, üstüne devam etmeyi denemedi. Deneyebilir miydi? Deneyebilirdi, ama ben Adelesi'nin ciddi bir Adele'de çekme olduğunu düşünüyorum. Tecrübeli bir oyuncu ve bu Adele'deki sakatlığın ciddi olduğunu hissetti ve bildi. Eğer koşma imkanı olsaydı koşmayı denerdi. Denemedi ve oyundan çıktı. Benim düşüncem bu. Eğer gerginlik varsa 3-4 gün sürüyor arkadaşlar. Bu 3-4 günün süresi de hani bayağı bir terapi olması gerekiyor. Maça sınırlı sayı kaldı, zaman kaldı. Bakalım Marek Hamšík nasıl bir haber gelecek Perşembe günü, göreceğiz. Perşembe günü MR çekilmesi neden? Bir sakatlık dün oldu. Bugün, yarın niye çekilmiyor? Hem bir yolculuk yapacak, hem de Adelesinde eğer kanama olduğu ise, ki kanama olduğu için genelde MR'ları biz bir gün 2 gün sonra çektiriyoruz. Kanama olduğu zaman
yırtık tespit edilemiyor ve kanama genellikle yırtık olduğu zaman çıkıyor. Adelen yırtıldığı zaman orada bir kanama oluyor. Hücrelerde kanama oluyor. Tabii doktor değilim, bunun altını çizeyim ama ben de bu arka adele sakatlığını yaşadım. 3-4 kere yaşadım. Benim öyle ciddi bir yırtığım olmadı. 2 haftalık ufak, birinci derece böyle hani ufak bir yırtık yaşadım ben. Ve kurtardık arkadaşlar. Ama iyi terapi olması lazım ve adele grubunun da sonradan güçlendirmesi lazım. Çok spliter oyuncularda bu çok büyük problem oluyor. Çok spliter bir oyuncu olmadığı için de Mare Kamçık hani bir şekilde yaşından dolayı benim tereddütlerim var ama Fenerbahçe maçına olsun, ben çok istiyorum Fenerbahçe maçında görmek istiyorum Mare Kamçık'ı. Çok geçmiş olsun. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Çok fazla hani Mare Kamçık olayını uzatmadan kapatıyorum. Düşüncelerimi söyledim sizlere. Şimdi İsmail Köybaşı 2 antrenmandır çıkmıyor. İsmail Köybaşı'nın olmaması dengeleri değiştiriyor tabii ki de. Buna değineceğim. İsmail Köybaşı'nın 2 gün antrenmana çıkmaması acaba kendisini mi dinliyor, vücudunu mu dinlendiriyor? Biz bazen milli aralarda, milli takıma gitmediğimiz dönemlerde bir gün, iki gün dinlenmek isteriz. Böyle kendimizi bir yorgun hissederiz. Ve ben o arayı dinleneyim de diye geçiririm mesela. Ama tabii şunu da söyleyebilirsiniz. İsmail Köybaşı ne oynadı da ne dinlenecek diyebilirsiniz. Burada size hak verebilirim. Koyta bir idmana giriyor. İdmandan çıkıyor. Kendisi ayrı düz koşu yapıyor. Koyta hala bir var bir yok. Koyta'nın olup olmayacağı da maç saatinde belli olur. Benim aldığım duyuma göre Koyta idmana katılıyormuş. İdmanın sonlarına doğru takımdan ayrılıyormuş. Bu da demek oluyor ki Koyta şu an takım antrenmanı yapmaya dahi hazır değil anlamına geliyor. Tabii bu da can sıkıyor mu? Bence sıkıyordur. Seni düşünsenize arkadaşlar, ciddi bir para veriyorlar. Ciddi bir şekilde eleştiri alıyorsun. Yönetim eleştiri alıyor. Hoca bu transferle alakalı eleştiri alıyor. Kulüplerle aram bozuluyor. Kasımpaşa ile aram bozuluyor. Ceza yemeye kadar gitti biliyorsunuz başkanın bir demecinden dolayı. Ve Koyta sahalarda yok. İnşallah toparlar. İyi bir santrafor olduğunu altını çizeyim. İyi bir santrafor bakın. İyi bir Koyta'nın ben fayda yapacağını düşünüyorum ama iyi bir Koyta yok maalesef. Pardon. Bir diğer haberde bugün Serkan Hasan ve Abdülkadir Parmak antrenmana çıkmamışlar. Benim tahminime göre bu iki oyuncunun da ufak tefek ağrıları vardır belki. Antrenmanda çift antrenman yaparlar pazar mesela milli takıma gitmeyen oyuncular. Sabah akşam böyle bir antrenman metotları uygularlar. Çünkü 10-15 günlük bir ara oluyor ve bu arayı oyuncular biraz daha güçlenmekle alakalı geçiriyor. Çünkü neden? 3 günde 4 günde bir maç yapıyor Trabzonspor takım ve oyuncular da bu araları genelde antrenman çok yapmak istiyor. Çünkü antrenman eksikliği var. Ne kadar maç eksikliği varsa antrenman eksikliği de çok önemli. Milli takıma gitmediği dönemlerde daha çok hoca oynamayan oyuncularda biraz daha çok yüklenir. Serkan Hasan'a, Abdülkadir Parmak'a da biraz yüklenildiğini düşünüyorum. Ve oyuncular antrenmana çıkmamışlar maalesef. Şimdi İsmail Köybaşı'nın olmamasının en büyük sıkıntısı. Şimdi biz İsmail Köybaşı'nı sol beke koyduğumuz zaman ileride bütün oyuncularımızı yabancı düşünebiliyorduk. Şimdi hoca kalede Uğurcan Çakır, orta sahada Berat'ı koyduğu takdirde sağ tarafı da Abdülkadir Ömür'ü koyduğu zaman Cervinho, Canini birden kulübeye geçiyor arkadaşlar. Ve bu da biraz dengesini bozuyor hocanın. Takımın dengesini bozabiliyor. Ama bana sorarsanız ben sol bekte Densville'i tercih ederim bu maçta. Daha öncelik defans olması lazım. Defansa zafiyet vermememiz lazım. Çünkü golü atan takım büyük avantaj sağlıyor bu tarz maçlarda. Benim düşüncem şu an Densville, Vitor Hugo, Edgar, Bruno Perez, orta sahada Berat. Yanında arkadaşlar Hamsik, inşallah Hamsik yetişir. Hamsik yetişmezse bence Siopis'i koyacaktır. Siopis'i koyacaktır. Önlerinde Bakasetas, sağ tarafta işte Abdülkadir Ömür, sol tarafta arkadaşlar Vakayeme, ileride de Cornelius'la başlar. Belki de Canini Cornelius arasında bir tercih yapacak. Tabii bunu göreceğiz. Hocanın maç stratejisiyle alakalı. Bunu da maç yaklaştıkça konuşacağız arkadaşlar. Dorukhan'la alakalı şunu söyleyebiliriz. %100'ünü döndü. %100 Dorukhan hazır. Dorukhan'ın olması da hocanın eline büyük bir artı. Joker tarzında bir oyuncu olduğunu biliyoruz Dorukhan'ın içinde. İnşallah Dorukhan da takıma katıldı. Marek Hamsik'in olmaması bizi çok üzer. Acaba Marek Hamsik'in olmamasında Dorukhan formayı direkt alır mı? Uzun bir dönem sakatlık geçirdi. Tabii bunların hepsinin kararını Abdullah Hoca verecek. Fenerbahçe maçından önce ben zaten detaylı bir video çekeceğim. Hepiniz biliyorsunuz. Genelde maç önü videolarımız var. İnşallah videomuzu çektikten sonra da muhtemel kadroları konuşuyoruz biliyorsunuz. Eksikler, artılar, Fenerbahçe'nin eksileri, artılarını göreceğiz. Milli takımdan diğer oyuncularda bir problem yok diye biliyorum. Bakasetas çok moralli geliyor. Bakasetas bayağı bir ses getirdi. Yunan basınında olsun, Avrupa'da olsun. Bakasetas ben gerçekten hani bu son senesi gibi görüyorum. Ben Uğurcan Çakır'dan daha çok Bakasetas'ın daha iyi paralara gideceği gibi bir hesabım var. Bakalım ilerleyen süreç bize neler gösterecek. Çok fazla videomuzu uzatmak istemiyorum. Çünkü zamanınızı almayayım.
daha sonra devamını getiririz. Yoksa videomuz çok uzayacak arkadaşlar. Çünkü konuşulacak, tartışılacak o kadar çok konu var ki ben biraz daha yüzeysel geçiyorum. Fenerbahçe liderlik maçı. Abdullah Hoca için önemini sizlere bahsedeceğim. Yarına bırakıyorum bu detayları. Lütfen yarın da takipte kalın. Yarın yeni videomuz gelecek. Videomuz sonuna kadar gelen dostlarım geldik diye belirtirse çok sevinirim. Lütfen beğenmeyi unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.